Bir bakarsanız. Bana da bakarsanız. Geldiğiniz için. Benim adım Reyhan Yıldırım. Önce bir kısaca kendimden söz edeyim. Sizin elinizdeki bilgiler arasında da yer alıyor. Ben İstanbul doğumluyum, 1964, ama ailem Çanakkale'li, Bigalı annem ve anne ailem. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezun oldum. Meteoroloji ve malzeme mühendisi olarak mezun oldum. İlerleyen yıllar içinde hep bilişim sektöründe çalıştım ağırlıklı olarak. Ve daha sonrasında yaşam boyu öğrenim, biliyorsunuz hepimizin çok önem verdiği ve ilgi duyduğu bir konu. Okumaya devam ettim. Felsefe okudum. Felsefe yüksek lisansına başvurdum ve derslerimi aldım. Hala da okumaya devam ediyorum açık öğretimde. Çanakkale'ye temelli yerleşmem 2015 yılının Haziran'ında oldu. Ve kenti çok seviyorum, çok sahipleniyorum. Kendimi çok da mutlu hissediyorum. Ve kentin görebildiğim aksaklıkları konusunda görev almaktan da mutlu olacağım. Şimdi sermaye sınıfının, biliyorsunuz, bizim bütün tarihsel birikimimizi, bütün yaşantı alanlarımızı talan ettiği bir dönemden geçiyoruz. Kentler çok önemli bu bağlamda. Kentlerdeki hafıza merkezlerimiz çok belirgin sebeplerle, özellikle insanların birbirleriyle iletişmesi, ilişki kurması ve bir takım konularda bazı görüşler geliştirebilmeleri, örgütlü davranabilmeleri gibi meselelerde engel oluşturmak amacıyla bilinçli bir şekilde yok ediliyor, talana maruz bırakılıyor. Biz de bu sürecin içinden geçiyoruz. Çanakkale'miz biraz daha bu açıdan korunaklı olmakla birlikte çok sayıda tarihi, yaşlı binamız var. Kaz Dağlarımız, biliyorsunuz, talana açılmış durumda. Birçok ilçede benzer şekilde bir yıkım faaliyeti ya da yıkım niyeti gözlemliyoruz. Dolayısıyla belediyeye aday olduğumuz andan itibaren tabii ki sadece bu konuyla bağlantılı değil. Biz parti olarak sürekli bu alanda çalışıyoruz. Olup bitmekte olan şeyleri halkımızla paylaşmak, onlara açıklamaları, çarpıklıkların özellikle afişe edilmesini sağlamak görevimizdir diye düşünüyoruz. Türkiye Komünist Partisi olarak biz 30 büyük ilde, 51 tane büyük şehirde ve 51 tane ilde aday gösterdik. Bütün ilçelerde hemen hemen 85 civarı zannediyorum belediye meclis üyelerimiz var. Hep birlikte şehirlerimizde halkımızın yararına olmayan durumları takip etmek, onların takipçisi olmak ve de gerekli müdahaleleri yapmak niyetindeyiz. Bu önemli bir konu bizim açımızdan. Bir doğrultu belirliyoruz tabii kendimize. Bu da bizim kendi parti olarak doğamızdan gelen bir şey. Bilimle, sanatla beslenerek, doğayı koruyarak, tüm canlı hayatını aslında bütünsel bir şekilde, iyi yaşam hakkını gözetecek şekilde destekleyerek, işte barınma gibi, beslenme gibi, sağlık gibi, eğitim gibi, ulaşım gibi bütün alanlarda her şekilde ne diyelim buna, yolsuzluklardan, ranttan ve benzeri durumlardan uzak kalarak hizmet verebilmek amacıyla hareket ediyoruz. Nihayetinde ilerici, kamucu, aydınlanmacı, laik, tabii ki sol ve sosyalist bir bakış açısını hayata geçirmek bizim hedefimiz. Seçimler bizim için bir hedef, kuşkusuz. Ama işin çarpıklıkları gündeme getirme kısmı da çok önemli. Bunun için fırsat bulma halimiz de çok önemli. Çünkü her zaman baskı altındayız. Hakim, egemen olan güçlerin ya da iktidarın baskısı altındayız. Böyle dönemlerde daha rahat aktive olabiliyoruz.
Ama bu bizim tabii ki doğal işimiz. Şimdi sosyalistiz. Nihayetinde hedefimiz bu. Sosyalizm kuşkusuz. Sosyalist bir cumhuriyet. Bu bakış açısıyla, bu değerlerle hareket ettiğimizde nasıl bir belediyecilik ortaya konabilir diye baktığımızda hepinizin gayet iyi bildiği, daha küçük ölçekli olmak kaydıyla ve tabii ki düzenin izin verdiği sınırlar dahilinde başarılı bir model kazanımımız var. Ovacık modeli. Çanakkale'miz Ovacık'tan çok daha büyük bir kent. Çok daha farklı yönleri var kuşkusuz dikkate alınması gereken. Ama nihayetinde kamuculuk anlayışıyla, kooperatifleri öne çıkararak, her tür kazanımın halka geri dönmesini sağlayarak, kar amacı gütmeyen bir belediyecilik anlayışını tıpkı Ovacık'taki gibi bütün Çanakkale genelinde yaygınlaştırabileceğimizi düşünüyoruz ve bu yönde kararlıyız. Ve burada elde ettiğimiz kazanımları da bu süreçlerde, örneğin üretimse konu, üretimi büyük ölçüde biliyorsunuz üretimimiz zarar görmüş durumda. Çanakkale'de de öyle, kaybettiğimiz çok fazla değer var. Çanakkale'ye özgü değer var. Bütün bu değerleri geri kazanmak için çabalarken birçok proje planlamış durumdayız ve buralardan elde edeceğimiz üreticiyi örneğin doğrudan pazarlarda halkla buluştururken, aradaki bütün kazanım sahiplerini devre dışı bırakırken elde edilebilecek belediye anlamında gelirleri de özellikle genç arkadaşlarımızın, bilhassa kültürel anlamda yozlaştırılan genç arkadaşlarımızın yeniden zihinsel faaliyetlerini arttırabilecekleri, kendilerini özgüvenli bir şekilde yönetime dahil edebilecekleri programlar tasarladık, planladık. Bunları hayata geçirmek istiyoruz. Kısacası kentimizin sadece bugününü değil, yarınını da düşünmekten yanayız. Bir üniversite kenti olmak sebebiyle de bunu daha da güçlü bir biçimde yapmamız gerekiyor. Arkadaşlarımızın burada edineceği bütün birikim bizim için aslında Türkiye genelinde, onlar Çanakkale'den ayrıldıklarında Türkiye genelinde bir bilincin geçişkenliği anlamına gelecek. Sosyalist anlayışın ekonomik amacı tüm toplumun gerçekten refah içinde yaşaması biliyorsunuz. Ve daha da önemlisi yurttaşların her geçen gün yaşam koşullarının daha da iyileştirilmesi. Bu bağlamda yapılabilecek şeyler var. Birkaç konu başlığına değinmek istiyorum izninizle. Bütün bu süreç içinde halkın bilgisine başvurmaktan yanayız. Ve halkın bu süreçlere katılımını sağlamaktan yanayız. Mesela ucuz ulaşım bu maddelerden bir tanesi. Ben otobüs kullanıyorum ve otobüs kullandığım için özellikle otobüs ulaşımında çok ciddi sorunlar yaşıyorum. Otobüsler özellikle kentin merkezinden dışına doğru kaydığımız zaman çok seyrek bir şekilde geliyorlar. Çok seyrek gelmekte de kalmıyorlar. Gerçekten çok döküntü diyebileceğimiz, yani şartları kötü olan otobüslerle karşılaşıyoruz sık sık. Dahası ücret politikalarında farklılıklar var. Örneğin Güzelyalı'ya gidiyorsanız ödediğiniz ücretle merkezde herhangi bir yere gittiğiniz ücret birbiriyle aynı değil. Düşünün ki şehrin bir ucundan özellikle Güzelyalı'ya giden birçok emekçi arkadaşımız var, ev işlerinde vesaire çalışan. Otobüse binmek ve oraya gitmek istediğinde hem fazla para vermek zorunda kalıyor, hem de otobüs saatleri uygun olmadığı için ya da gelen otobüsler seyrek olduğundan çok yoğun olduğu için işini yapmakta güçlük çekiyor. Tabii bunun arkasında yatan sebepler var. Bunun gayet iyi farkındayız ve biz asıl onlarla mücadeleye soyunuyoruz. Hat kiralama meselesi örneğin. Belediye kendisi bu hizmetleri halka ulaştırmak yerine bir takım taşeronlar kullanıyor bu bağlamda.
ve onlarla yaptığı anlaşmalar çerçevesinde de bakıyorsunuz ki durağa bir tane otobüs geliyor, hemen arkasında iki tane daha otobüs geliyor ama yürüyüp geçiyor çünkü çok da umurunda değil oradaki halkın tamamını toplayabilmek, zaten gelirini büyük ölçüde karşılıyor. Otobüs firmaları Isparta'ya çıkardıkları otobüsleri belediyeye satıyorlar ya da belediyeye hizmet veren şirketlere satıyorlar. Ve biz onları da zengin etmek zorunda kalıyoruz. Kendi refahımızdan feragat ederek. Gestaş meselesini biliyorsunuz zaten. Ulaşım deyince hemen akla gelen önemli şeylerden biri. Kentin ulaşımı halledilemez mi? Halledilebilir. Ama büyük bir yolsuzluk bilgisiyle buluştuk. Bu sene Çanakkale buluştu biliyorsunuz. Çok önemli bir miktar kayıp, buharlaşmış durumda ya da uygun olmayan bir biçimde firmanın kendisi tarafından eritilmiş durumda. Belediyenin hakkı olan kısımda. Dolayısıyla belediye bir alacakken, beş alacakken bir almak zorunda kaldığından ulaşım hizmetlerine bu geliri aktarma fırsatı da bulamamış oldu. Ama tabii bu da belediyenin yine aynı şekilde bu hizmetler için dışarıdan kaynaklar kullanırken nasıl yaklaştığının bir işareti oluyor bizler için. Ve bundan hoşlanmıyoruz kuşkusuz. Ekmek peşindeki işçi çok önemli bizim için. Bizim kentimiz mevsimlik işçilerin kenti baktığınızda yaz ve kış ya da inşaatlar boyunca ki kentsel dönüşümden dolayı ya da ona benzer yapılaşmalardan dolayı sürekli bir inşaat halinde zaten kent. Bunun dışında zaten çevrede birçok başka faaliyeti yürütmek ve yaz aylarında merkezdeki birçok faaliyeti yürütmek üzere de dışarıdan gelenler oluyor. Öğrencilerimiz var, öğrencilerimiz çalışma ihtiyacı duyuyor. Dolayısıyla çok canlı bir dönemsel işçilik meselesi söz konusu. Bu arkadaşlarımızın büyük bir çoğunluğu sosyal SGK girişleri yapılmadan çalışıyorlar. Ya da yapılsa bile bir takım hakların doğmasına olanak kalmadan derhal işten çıkarılabiliyorlar. Ya da dönem bitiyor, işsiz kalıyorlar ve yeniden iş peşinde koşmak zorunda kalıyorlar. Ucuz emekle çalışmak isteyen patronlar, öğrencileri de örneğin bu şekilde kullanıyorlar. Çok cüzi rakamlarla birçok şehir içindeki, merkezdeki özellikle yerde arkadaşlarımız emeklerini vermek zorunda, satmak zorunda kalıyorlar. Çok daha iyi şartlarla kotarılması mümkünken. Şunu çok iyi biliyoruz hepimiz. Bizim için belediyeler bir kar alanı değil ama düzenin tüm partileri için belediye çok karlı bir alan. Zaten belediye meclislerine, belediye yöneticilerine baktığınız zaman da çoğunun patron olduğunu görüyorsunuz. Hatta kendileri bir şekilde görevden uzaklaştıklarında yerine olası görev alacak kişiler dahi onların yine patronluk macerasının devamı, uzantısı şeklinde oluyor. Bunun getirdiği tabii eksiklikler var kentimiz açısından baktığımızda. Sürekli inşaatçılar çalışmakta, inşaat alanına yatırım yapılmakta. Ama artık tabii teşvikler vesaire de azaldığı için bu sefer kentte gereksiz şişmeler ya da kentin doğasında gereksiz bozulmalarla yüz yüze kalmak zorunda kalıyor Çanakkale. Sağlık hizmetlerine baktığınızda benzer bir şekilde ulaşımla da bağlantılamak mümkün. Hastaneler belirli bir alana çekildi. Bunda bir beis yok. Ama o hastanelere ulaşacak olan kent merkezinden insanlar için ya da çevre, kent çevresinden, yakın çevresinden ve köylerden erişecek insanlar için uygun düzenleme yapılmadığından hastaneye gitmek çok ciddi bir problem haline geliyor. Bununla birlikte işte enflasyon konusu var biliyorsunuz. Çanakkale'nin kendine ait zenginlikleri var. Bu zenginlikler zaman içinde çoğunlukla köreltilmiş durumda. Dışarıdan getirilen ürünlerle Çanakkale halkı da
desteklenmek zorunda kalıyor. Ve aynı zamanda da bakıyorsunuz marketlerde, pazarlarda, her yerde sürekli bir fiyat yenileme çabası söz konusu. İşte yeni bir takım uygulamalar da başladılar. Anlayışımız o ki bölge kendi yerel zenginliklerini kendisi için kazanıma dönüştürmeli ve kendisinin dışında diğer alanlara doğru da bunu bir refahı arttırıcı bir unsur olarak kullanabilmeli. Ovacık'ta olduğu gibi, Ovacık'ta başladıklarında 2-3 kalem varken şimdi 12-13 kalemden söz ediliyor. Ve sadece Ovacık'ı ve Tunceli'yi beslemiyor bu kalemler. Bütün Türkiye'yi, hatta uluslararası bir şekilde zenginlik olarak halka geri dönüyor. Bunu yapmak gerekiyor. Biz de burada bu bağlamda çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Kentimizde giderek daha çok yapılaşma olduğu için, daha çok yollar örüldüğü için biliyorsunuz yeşillik alanlar azalmaya yüz tuttu. Asfalt alanlar giderek ağırlık kazanıyor. Ya biz çok iyi biliyoruz ki Çanakkale granitin çok bol olduğu bir alan. Merkezdeki yollarımıza baktığımızda parke taşlarını görüyoruz. Parke taşlarının gerçekten aslında çok önemli bir işlevi var. İnsanlar onu neden önemsemiyor olabilirler diye düşünmeden edemiyoruz. Çünkü tek bir parke taşının yaşam ömrü ya da onunla yapılmış olan bir yolun yaşam ömrü çok uzun. Onlar döndürüle kullanılarak 60-70 yıl belki uzun soluklu bir şekilde yollarda korunabiliyor. Zaten kaynağı bizde mevcut. Ve fakat biz bunun yerine çok daha kolay bir işlem olması sebebiyle asfaltı döküyoruz. Ne oluyor? Yağmur suları tabii ki yok olup gidiyor. Toprağa geçmesi mümkün olmuyor. Bunun gibi birçok şey. Ama bu tabii sadece Çanakkale'ye mahsus bir şey de değil biliyorsunuz. Bütün Türkiye'de böyle bir anlayışla iç içeyiz. İçin belediyeler. Belediyelerin umut ediyoruz ki ilerleyen zamanlarda örneğin termik santraller ya da altın madenciliği ya da diğer alanlarda ki şimdi JES'ler de var. Biliyorsunuz 17 tane yeni 600 bin hektar falan gibi bir alanı kaplayacak toplamda santral yapılması planı çok yeni bir haberde planı gündemde. Bu alanlara çok daha aktif bir biçimde müdahale etmemiz gerektiğini ama bu müdahaleyi elbette halkı bilinçlendirerek yapmamız gerektiğini düşünüyoruz. Altın madenciliği çok önemli ama bizim halkımız bilmiyor. Sadece genel olarak bir siyanür bilgisine sahipler. Ama gerçekten özellikle Kirazlı tabii aramada değil ama madenin işlendiği aşamada yaş öğütmede ortaya çıkan ağır metaller özellikle arsen klorür Çanakkale'yi ve çevresini barajdan 100 kilometre diyebileceğimiz çaptaki bir alanı fare zehiriyle zehirliyor ve bizim orada bir içme suyu barajımız var. Sadece orada değil tabii bu durum geçerli. Bayramiç'te vesaire de biliyorsunuz değişik barajların etrafında yine altın arama çalışmaları yapılmakta. Bütün bunlara halkı bir şekilde politize ederek onların bunların farkında olması konusunda daha aktif bir biçimde rol oynayabilecek bir belediye hayal ediyoruz. Çünkü 3-5 duyarlı arkadaşımızın faaliyetleriyle maalesef bir yere varamıyoruz. Daha geniş katılımlı şeyler örmek söz konusu olduğunda belediyelere iş düşüyor. Aynı şekilde sadece bu değil tabii. Bunun dışında örneğin sanatsal bir etkinlik yapmak istiyorsunuz. Şehirde belirli alanlar var. Sanatın üstünde çeşitli kurumların gölgesi var. Yani İçtaş kongre salonu vesaire gibi. Belediyenin kendine ait
bu alanları oluşturması ve çeşitlendirmesi ve sadece üst sınıfın değil, bütün herkesin rahatlıkla erişebileceği, kullanabileceği alanlar haline getirmesi gerekiyor. Kütüphanemiz merkezdeydi, ilk kütüphanesi. İçeriye taşındı, gittikçe çok daha zor. Ben Çanakkale'ye geldiğim ilk gün, ilk halk kütüphanesine gittim, üye oldum ve kitap alıyordum. Şimdi giderek benim için daha zor oluyor. Bizim programımızda mahalle kütüphaneleri, öğrenciler için çalışma evleri, yani çalışma alanları daha doğrusu, gibi şeyler de var ve bunun yanı sıra insanların etkinlik yapabileceği 3-5 yerden fazlası yok. Daha küçük grupların sosyal olarak bir araya gelip etkinlikler oluşturabilecekleri, bunları da planlamak gerektiğini düşünüyoruz. Bütün bunlar ancak ve ancak hakikaten ilerici, kamucu dediğimiz gibi aydınlanmacı, laik ve sosyalist bir anlayışla kar amacı gütmeden kooperatifleşmeye önem vererek kamuculuk anlayışını yerleştirerek gerçek anlamda toplumda mümkün olabilecek şeyler. Aksi takdirde işte taşeronlar gibi mesela belediye kendi taşeron işçilerine dahi zaman içinde kadroya geçirmek sözünü vermesine rağmen maalesef adil bir şekilde hayatlarını kazanabilecekleri konuma taşımıyor günümüzde görünen o ki. Buna izin vermeyecek şekilde çalışmalarımızı yürütmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bununla ilgili programlarımızı oluşturduk. Şimdi ben genel olarak çerçeveyi böyle tamamlamak istiyorum ama izin verirseniz arkadaşlarıma da unuttuğum ve atladığım alanlar varsa söz verebilmek istiyorum. Çünkü...